Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Aslan Yürekli Richard. Richard nerelerde kullanılıyor? Ne şekilde efektif oluyor? Birinci KVK'sı, ikinci KVK'sı, 3, 4 hepsini konuşacağız. Etkinliklerde, kanyonda, Karavak'ta ne işe yarıyor? Garnizonda ne yapıyor? Rally açılabiliyor mu? Hangi komutanlarla kullanmalıyız? Bunların hepsini konuşacağız. Yetenek ağaçlarını konuşacağız. Size e, çok çeşitli yetenek ağaçları göstereceğim. Komutanın zayıf yönlerini nasıl e, tölere edebilirsiniz bununla ilgili tezler ortaya koyacağım. Sizin için bu videoyu hap gibi hazırlık yaparak derledim. E, bir an önce lafımızı uzatmadan başlayalım. Becerileriyle devam ediyoruz. İyileştirme faktörü 1400 e, olacak şekilde ilk becerisi iyileştirme veriyor ve çok yüksek bir iyileştirme veriyor. Oyunda hala onun yaptığı iyileştirmeye karşılık olacak bir şey yok yani Saladin'e mesela e, iyileştirme azaltma getirdiler işte Alex de var keza ama yine de Richard'ın iyileştirmesi durdurulamıyor iyileştirme anlamında üzerine diyecek bir şey yok ve bu iyileştirme alanda sürekli e, onun çok uzun süre kalmasına neden olacak ve birçok savaşta size e, katkıda sağlayacak bir özellik Atilla Takeda çıkana kadar Richard'ın aslında e, bu iyileştirme durumu durdurulamıyordu. Ama Atilla Takeda'nın verdiği karşı saldırı hasarı normal saldırı hasarıyla birlikte alınan hani raporlardaki ağır yaralılar, ölüler vesaire çok fazla olduğu için Richard nispeten yok olmaya başladı. Bazı alanlarda yani yine açık alanda falan çok fazla iş yapıyor. Devam edelim. Yelpaze şeklinde bir alana 5 düşmanı hedef alacak şekilde negatif etki veriyor. 2 saniye boyunca %30 ataklarını düşürüyor. Hasarlarını düşürüyor. Artı intikal hızlarını %15 düşürüyor. Bu 5 tane hedefe önünde duruyorsanız büyük sıkıntıdasınız. Devam edelim. İkinci özelliği pasif becerisi. Bu özelliği de şöyle bir şey var. İlk özelliği gibi kıta olarak piyadeyi kullanmasanız bile ilk özelliği de ikinci özelliği de size etki edecek temel özelliklerdir. Bu onu işlevsel yapan özelliklerdir. Yani bir süvariyle bir okçuyla veya bir karma garnizonda vesaire de size fazlasıyla fayda sağlayan ilk iki becerisi çok önemli beceriler. Ee, alınan beceri hasarını %15 azaltıyor. Karşı saldırı hasarına bonus veriyor. %10 karşı saldırı hasarını arttırıyor. Alınan hasarı düşürdüğü gibi aynı zamanda rakiplerin hani onu sıvarmlaması durumunda çok fazla kıtayla saldırması durumunda %10 karşı saldırı hasarıyla da güzel bir cevap veriyor martelle kullanması da aslında şeyden dolayı oluyor Martelin dördüncü becerisinde de karşı saldırı hasarını güçlendiren özellikler var Bu yüzden de ikisi bir arada alana sürüldüğünde ve birçok kıta tarafından saldırı uğradığında çok güzel raporlar almanıza neden oluyor tabi bunu oyuncular bir yerden sonra öğrendikleri için sizi çok fazla alanda dövmeye çalışan çok fazla kıta olmayacak bir yerden sonra devam edelim 3 becerisi Piyade saldırı bonusu %15, piyade savunma bonusu %15 veriyor. Richard'ın piyadedeki en temel özelliği bu. Yani direkt piyade oynayacaklar için aslında ona %15 savunmanın verdiği tanklıkla artı %15 saldırının verdiği hasarla birlikte onun e, birebir de dövüşçüde, e, dövüşlerde çok güçlü olmasını sağlayan en temel özelliklerinden bir tanesi. Dördüncü becerisi iyileştirme pekiştirmesi veriyor %30'a kadar. Birçok anlamda hani Saladin falan da mesela %30 mu %40 mı ne azaltıyordu. Yani Richard'ın iyileştirmesi bu yüzden kırılamıyor. Çünkü iyileştirme pekiştirme becerisinden dolayı onların verdiği iyileştirme azaltmaları çok da bir anlam ifade etmemeye başlıyor. Gözetleme kulelerinden alınan hasarı azaltıyor. Yani bir garnizon komutanının e, gözetleme kulelerinden alınan hasarı azaltması şu anlama geliyor. 1. ve 2. Kvk'da Richard rallisi açılarak gözetleme kulesinden daha az hasar alarak insanların köylerini sıfırlama yoluna gidebiliyorlar. Veya işte ilk Richard'ı e, Martell'le birlikte saldırtıp tank bir kıta olduğu için rally vurmadan önce gözetleme kulesinden alınan hasar düşürüp rally'nin daha az hasar almasını, daha az ölü almasını falan gibi tekniklerle kullanılabiliyor. Yani bir garnizon komutanında aslında olmaması gereken bir özellik ama bu özellik konulduğu için Richard'ı e, bu alanda da çok güçlü bir hale getiriliyor. Devam edelim. Uzmanlık becerisi, ustalık becerisi. E, aslında ustalık becerisi böyle çok aman aman çok yüksek bir şey katmıyor Richard'a. E, ne katıyor? Tüm kaynaklardan alınan hasarı %5 azaltıyor. E, bu birimin verdiği süvari birimlerine yönelik hasarı %2 arttırıyor hedefin intikal hızını düşüren bir etkisi var ve zaman geçtikçe bu etki güçlenerek artıyor. Yani 10 saniyede bir %50 daha da etki ediyor ve hani yapıştığınız kıta bir yerden sonra mesela o maçlarında arka taşıyan adama Richard'la mesela vururlar o Sirius'tiki maçlarında. Onun sebebi işte intikal hızını fazlasıyla düşürüp diğer işte atlı kıtalarla bir an önce onu öldürmek içindir mesela. Richard o alanda her zaman gördüğümüz bir komutan oluyor intikal hızı düşürmesi sebebiyle ama işte eksi yanlarından bir tanesi de mesela Richard'ın intikal hızı çok düşüktür. Bu yüzden de bir rakip kaçmaya çalışıyorsa hele ki atlıysa ona ilk becerisini kullanıp onun intikal hızını düşünene kadar falan o atlı kıtası hemen uzuyor oradan. Ee, işte o siliste arka taşıyan kıtanın birazcık yavaşlamasından kaynaklı olarak Richard orada kullanılabiliyor çünkü arka taşıdığı için atlı da olsa yavaşlıyor okta. Richard da yakalayabiliyor. Ve sonra kaçılamaz hale geliyor. Neyse becerileri bu kadar. Ee, devam edelim. Yetenek ağaçlarından birazcık konuşalım. Şimdi ben alanda bu yetenek ağacını kullanıyorum. Çok da memnunum. Ee, buradan neler almışım onlara bakalım. Bu %10 ile tetiklenen alınan hasarı %20 düşüren. Yani Bakmayın %10 yazdığına. Bir de iyileştirme yapan bir komutan olduğu için yani bu %10 ihtimal o sahada çok fazla kaldığı için alınan hasarı %20 düşürmesi çok fazla tetikleniyor. 2 saniye için eyvallah. Ama bu özellik hani özellikle sıvarmlanıyorsanız vesaire falan filan etrafınız çevrildiyse çok güzel bir özellik. Yani tanklığınız acayip yükseliyor. Arkada da martel varsa sizi sıvarmıyorlarsa. Uf, alınan hasarı bir düşürüyorsunuz. Bir de verdiğiniz karşı saldırı hasarlarıyla falan çok güzel kil kasıyorsunuz. Piyadenin vazgeçilmez özelliği sağlam vücut özelliği. Piyade sağlık Katıyor sağlık statı zaten çok önemli bir stat Buradan savunmayı %1 çekiyoruz çünkü piyade birimlerini kullandığımız zaman Piyade ağacından bu tarz ufak tefek buffları almamız bizim için daha karlı olduğunu daha önceki videolarda da söylemiştik yani burada %1 veriyor Mesela burada bir şey verdiği zaman 0.5 verir mesela bakın şuradan 0.5 alıyorsunuz bir tane yetenek Puanı karşılığında Devam edelim ee, Öfke yenileme bizim için her zaman önemlidir. Çünkü bu tarz komutanlar beceri ağacı olmadığı için her halükarda bunu almanız sizin için çok kıymetli olacaktır. Bu tarafa neden gittik? Bu tarafa niye gidiyoruz? Çünkü Richard dediğimiz komutan bu tarafa çok fazla gitmeyen oyuncular vardır. Ama Richard dediğimiz komutan intikal hızı çok düşük olan bir komutan olduğu için yani intikal hızına yönelik bir buff olmadığı için mesela Alex de var, Guan hani da var, birçok piyade komutanında var. Piyade en yavaş birim olduğu için bu tarz buffları birazcık işte alabileceğimiz tanklık yeteneklerinden feragat ederek tercih etmemiz bizim için çok fazla katkı yaratıyor yani o kovalama kaçma durumlarında falan biraz olsun hani işimizi kolaylaştırıyor buradan yine yüzde bir sağlığı almışız çünkü şuradan 0.5 almak istemedik devam edelim tanklık ağacını da buraya alıyoruz yani bunlar zaten değişmez şeyler buraya bir beceri daha yetmediği için şey verdik. Buradan alınan beceri hasarını düşürüyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar şu özelliği veriyor. Bu özellik alınan hasarı hani düşürüyor ama verilen hasarı da düşürüyor. Ya zaten biz zor düzgün hasar çıkartamıyoruz. Hani az da olsa bunu kırmayı ben göze almak yerine zaten hani oyunda genel olarak Atilla Takeda dışında hep bir şey var. Hani beceri hasarı komutanları var. Nuker'lar var. Beceri hasarı komutanlarından aldığımız hasarı düşürmek benim daha çok işime geliyor. Çünkü buradan alacağımız tanklık karşılığında hasarımızdan feragat ediyoruz. Zaten çok fazla aşırı hasar çıkartan bir şey değiliz. Komutan değil. Richard. O yüzden buradan ben fedakarlık etmek istemiyorum. Onu da o şekilde tercih etmiyorum. Ee, ben iyileştirmeyi yine buradan destekleme ile zaten hani Richard'ın o yaptığı iyileştirmeyi coşturuyoruz. Burada yine öfke yenilememiz var. Becerimizi hızlı atmamız için. Alanda ben alınan hasar düşürme işte Alanda bu yetenek ağacını tercih ediyorum. Sonrasında size birkaç seçenek sunayım. Şimdi biz piyade oynuyoruz. Garnizon yapacağız. Mesela Arkofosiliste piyade garnizon olarak kullanmak istiyoruz. Richard e, şeyde o siliste ölü vermediğimiz için Atilla Takeda'yı oyalama konusunda bize çok büyük katkı sağlayabiliyor. Bu yüzden de e, bu yetenek ağacıyla aslında fazlasıyla verim alıyoruz. Yine buradan değişmeyen sağlık şeyimizi alıyoruz. Öfke yenileme işte piyade birimlerini süvarilere verdiği hasar. Atilla Takedar Hallesi'ne keza yine lazım olacak şey. Hasarımızı arttırıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Ondan sonra yine burayı almadık. Karşı hasar vermek istiyoruz. Bir miktar da olsa şey yapmak istiyoruz. Atilla Takedar Hallisi gelirse bu bizim işimize yaramayacak ama... Her zaman da Atilla Takeder gelmez. Çünkü birinci, ikinci KVK'dasınızdır falan filan. Hani Bunlar bu şekilde burada tercih edilebilecek şeyler. Atilla'sı olmayan bir rakiple karşılaşırsanız mesela işte Cengiz işte Saladin vesaire hani bu tarzın 140 komutanların rallisi geliyorsa Richard yine hani çok işinize yarayacak bir şekilde bu özelliğiyle size katkı sağlayacak. Özellikle hani birinci ikinci KVK'da garnizon olarak çok fazla tercih edilen bir komutan iyileştirmesi ve o 140 günlük dönemde bulunan komutanların sağda olması falan gibi durumlardan dolayı. Richard hala çok çok güçlü olduğu dönemleri yaşadığı için e, o ağaçları tercih ediyoruz. Yani buraları çok tercih ediyoruz. Devam edelim. Buradan işte garnizon becerileri olarak bunları aldık. Bu piyade için geçerli. Yani bu piyade garnizonu yapıyorsanız, 1. ikinci KVK için piyade garnizonu yapıyorsanız, o seris maçı için piyade garnizonunuz yapıyorsanız ben bu yetenek ağacını öneriyorum. eee Diyelim ki şöyle bir şey oldu. Savaş çok uzun sürdü KVK'da veya Osiris'te vs'de. Piyadelerinizin sayısı azaldı. Artık hani piyadeyle tutamıyorsunuz adamları. Ve Richard hani marteliniz yok veya işte atıyorum yani bir şekilde Richard'a muhtaç durumda kaldınız. Ve işte piyade sayınız da azaldı. Neyi yapabiliriz? Karma ordu için nasıl bir yetenek ağacı kullanabiliriz? Ben size hani şu anda seçenek senaryo üretiyorum yani Öyle bir durumda kaldığınızda size çıkış kapısı oluştursun diye bir öneride bulunuyorum aslında Burayı alıyoruz Şuraya gitmiyoruz ee, Pardon Çok özür dilerim Devam Buraya gitmiyoruz çünkü karma ordu için Bu piyadeyi güçlendiriyor Bunları alıyoruz bunlar temel Sonra savunmadan yine burayı alıyoruz İyileştirmeyi bu sefer fullüyoruz ee, Burayı yine tercih etmiyoruz söylediğim sebeplerden dolayı Karma ordu olduğumuz için garnizon etkimizi güçlendiriyor bejera sarını e, düşürüyor. Yine garnizondan bu özellikleri tercih ederek karma orduyla da e, o Sirius maçında piyademiz azaldığında, bittiğinde vesaire bunu değerlendirebiliriz veya 1. 2. KVK'da karma ordu garnizon bayrak veya kale savunmasında yine bu yetenek ağacını sizin için derledik, hazırladık. Bu şekilde öneriyorum. Devam edelim. Richard'ı hangi komutanlarla, nerede, ne zaman, ne şekilde kullanabiliriz? 1. KVK'da Richard'ı genelde Martell'le garnizonda görürüz. Ama sadece garnizonda da görmeyiz. Çünkü bu özelliğini sağladığı durumdan dolayı gözetleme kulelerinden alınan hasar düşürmesinden dolayı Richard'ı biz 1. KVK'da Santuzu'yla, Mundeok'la, YSG ile görebiliyoruz. Şehirleri uğururken veya işte bayraklara saldırırken kullanabiliyoruz. Ha 1. KVK'da genelde ralliler şey üzerine döner okçular üzerine dönebiliyor. Eğer T5'i açmış balinalarınız varsa okçular üzerine dönüyor. Yani şey, ESG El Cid rallilerini çok fazla görüyorsunuz ama işte sizin yoktur. Hani krallığınızda yoktur. Çok şey değilsinizdir. Yine Richard'ı YSG ile işte Martelle, Santuzu ile vesaireyle gerek rallide gerek open field'da çok güzel kullanabilirsiniz. Hani Santuz'unuzu başka kıtada kullanıyorsunuzdur. Hani marteliniz iyi durumda değildir veya işte o kıtada tercih etmişsinizdir. Mundeoku da son çare olarak yine Richard'la kullanabilirsiniz. İkinci KVK'ya gelelim. İkinci KVK'da genelde Alex Richard rallileri ikinci KVK'yı domine ederler. Çünkü Alex'in arkasına konulmuş bir Richard çok fazla iş yapıyor. Çok fazla hasar, çok fazla tanklık, çok fazla sağda kalma. Alex'in de kalkanının devreye girmesi %30 işte hasar Arttırması işte savunmasını kırması rakibin ama, e, şeyle ustalık becerisiyle Alex'in onu ön plana çıkaracaktır. Ha vardır e, krallığınızda veya işte şeyinizde birliğinizde e, Martel vardır, YSG vardır. O zaman e, garnizonda şey Richard'ı ikinci KVK'da tercih etmezsiniz. Çünkü olur yani ikinci KVK'ya gelince zaten Martel, YSG artık garnizona döner. Ama YSG'si yine hani eksik olan bir birliktesinizdir vesairedir. Richard Martell'le yine çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Richard başka nerede katkı verir? Devam edelim. Mesela Karoak etkinliği gelir. Karoak'ta işte cehennem modunda 12 kafa almak için mücadele ediyorsundur ama AP'ler senin için değerlidir. Çok fazla AP'n yoktur. Ee, bir yerde de hani şeyin yoksa, Minamoto'nun e, işte Jaojuan Minamoto işte, falan yoksa piyade oynuyorsan Karoak keserken ee, şöyle bir şey oluyor. Barbar komutanlarıyla hani diğer Minamoto, Cao gibi diğer yani Onlar yoksa işte bar Diğer hani Lohar gibi e Boadica gibi barbar komutanlarıyla Veya işte Aethelfield'la falan Çok fazla gir çık yapmanız gerekiyor. Çok fazla işte yenilemeniz gerekiyor kıtanızı. O noktada fazla AP harcıyorsunuz. Bu AP harcamanızı AP yokluğunda e şöyle giderebiliyorsunuz. Richard'ı Alex'le birlikte işte ak kesmeye çıkartırsınız büyük bir süre geri dönmesine gerek kalmaz 50 AP ile başladığınız karoak kesmeye bir yerden sonra 40 AP'ye düşüyorsunuz ve çok uzun bir süre dışarıda kaldığında düşünürsek hani benim tamamen piyade oynayan Richard'ını fullemiş arkadaşlarım genelde Richard Alex'li 40. seviyeye kadar falan gidebiliyorlar Richard Alex'i hiç içeriye sokmadan ya bu ne sağlıyor 40 AP'ye düştüğü andan itibaren her kestiğiniz karoakta 10 AP kar ediyorsunuz ve AP sıkıntısı çekiyorsanız Richard size bunu da sağlıyor. Devam edelim. Birçok etkinlikte Cerolli'de, Ion'da, Altın Krallık'ta tank lazım oluyor. Hani tank lazım olduğu boss'lar oluyor ya da işte e, Altın Krallık'ta ön safta kullanmanız gereken tank lazım oluyor. E, bu noktada Richard'a başvuruyorsunuz. Çünkü Richard kadar hani size tanklık verecek alanda iyileştirmesiyle kalacak bu etkinliklerde ölü vermediğiniz hastanenizin de olmadığında göz önünde bulunursak başka bir komutan şu an için hani yok. O yüzden de birçok etkinlikte sizin işinizi kolaylaştıran e, her birimin aslında Richard'a sahip olması gerekiyor. Yani süvarinin sahip olması gerekir. E, okçunun sahip olması gerekir. Mesela okçu neden sahip olmalıdır? Şimdi birincisi Okçu neden sahip olmalıdır? Richard'ın yine işte diğer bir özelliği, başka bir yerde kullanmamızın sebebi olan. Richard'ı biz, e, Richard-YSG ikilisiyle birlikte çoklu hasar barbar keserken kullanıyoruz. Yani YSG m, ustalık becerisiyle alan hasarı verdiğinde çok fazla iç içe girmiş barbar kıtalarını aynı anda vurduğu için hepsini etrafına topluyor. Richard'ın tanklığıyla ölmüyor, can yenilemesiyle ölmüyor. Ve çok fazla barbarı az ap ile kesmenize, elmas kasmanıza, hızlandırma kasmanıza, kaynak kasmanıza sebebiyet veriyor. Ee, bu yüzden de e, Richard'ı Bir okçu hesabının ihtiyacının olmasının sebebi En şey ihtimalle hani çok kafa harcamak istemiyorsa ilk becerisini 5 yapar 1 1 1 yapar 60 level'a atar Hem çoklu barbar keserken kullanır Bunun faydasını görür Başka nerede okçu bunun faydasını görebilir Şimdi şöyle bir şey oluyor Kalabalık savaşlarda okçular alana girdiğinde hele T4 ise i 2 kvk ise falan filan çok fazla sıkıntı yaşıyor. Niye? Çünkü onun okçu olduğunu görenler üzerine koşuyor direkt kafa atıyor ona. Üçüncü kvk'da altın şey antik kalıntılarda mesela bir okçu görüldüğünde bütün düşman birimleri üzerine koşmaya başlıyor. He, ne olacak? Richard'ın arkasına YSG saklayacaksın. Biraz daha geç fark edilecek kıtan. Bir de alan hasarından fazla fazla kill kasabileceksin. Okçuya bu yüzden en azından ilk iki becerisini 5 5 yaptığı alan hasarıyla e, birçok kalabalık savaşlarda kill kasmak istediğinde bunu öneriyorum. Ha ne olur? E, fazla kafa harcamak istemezsin. 5 1 1 1, -1 haliyle de YSG'yi arkaya koyarak yine hatırı sayılır miktarda kasabilirsin. Süvari için niye bunu işte öneriyorsun falan dersiniz. Suvarde Saladin dışında tanklığa sahip olan bir çok hani birim yok. Uzun bir sürede olmayacak. Bu yüzden de Richard'ın en azından 5-1-1-1 ya da 5-5 haline Suvarde ihtiyaç duyuyor. Nerede ihtiyaç duyuyor? Barbar bar kalesi kesmeye gidiyorsun. Oradan işte taslak toplamaya çalışıyorsun. Orada tank bir birim lazım oluyor. Kanyonda yine ihtiyacı oluyor. Yani birçok alanda tanka ihtiyaç duyduğunda her halükarda süvarinin de başvurabileceği bir komutan, ihtiyaç duyabileceği bir komutan. O yüzden süvariye de aynı şekilde 5-1-1-1 ya da 5-5-1-1-1 şeklinde, şeklinde öneriyorum. İhtiyacımız oluyor oyunda. E zaten piyadeyseniz vazgeçilmez bir şey. ha Piyade için ben ne diyebilirim? Ben kendim şu anda hani halihazırda hazırda hesabımda piyade durumdayım. Piyade ilerliyorum. Uzun bir sürede öyle ilerleyeceğim. Bir yerden sonra karmaya dönmek istiyorum. Ama hala fullleyeceğim komutanlar olduğu için şu an için piyade ilerliyorum. Richard'ı fullemeyi tercih etmedim. Çünkü benim bulunduğum krallık 1400'lü krallıklarda. Richard artık 4. KVK'ya giriyor bulunduğum krallık ve Richard aslında hullenecek kadar etki yaratabilecek durumda değil ve ben oraya daha fazla sarı kafa harcamak istemiyorum. Guanomu hullemek istiyorum. Harold gelecek. Harold'umu hullemek istiyorum. O yüzden Richard'a kafa harcamak istemiyorum. Ama siz oyunun başındasınızdır. Richard'ınız gelmiştir ve piyade oynamaya kararlısınızdır. Fullleyebilirsiniz. Ya da benim size nacizane tavsiyem, e, illa piyade oynayacağım diyorsanız ve piyade devam etmek istiyorsanız benim size tavsiyem ilk 3 becerisini Saladin'de olduğu gibi 5 yapın. Daha ileride daha güzel daha çok işlevsel, daha çok işinize yarayacak komutanlar gelecek. Son becerisini hulleyip ustalık becerisini açmak için 310 kafa vermek yerine gidin Alex e harcayın, gidin YSG'ye harcayın. Bu sizin hesabınıza daha çok katkı verecek. Çünkü zaten Richard'ın verimini ilk 2 becerisini 5 yaparak ya da ilk 3 becerisini 5 yaparak fazlasıyla alabiliyorsunuz. Daha fazla devam ettiğinizde o kafaları Alex'e verdiğinizde Alex'ten daha fazla verim alacağınız için bunu ben tercih etmedim. Size de bu şekilde öneririm. Devam edelim. Ee, kayıp kanyon. Ee, aynı zamanda bu KVK kanyonunda, gün batımı kanyonu kayıp kanyon. Bu iki alanda da Richard ön saflarda kullanılması gereken tanklığa her birimin yani okçuda dahil olmak üzere her birimin ön safta kendi kıtalarını koruma adına ihtiyaç duyacağı bir kıtadır. O yüzden Richard'ı Kayıp Kanyon'da da kullanabileceğiniz için işlevselliğinden dolayı size yine öneriyorum. Oradan da fayda elde edeceksiniz. Çünkü ön safta Richard onları oyalarken arkadan okçuysanız Richard'la işte Richard'la onlar uğraşırken arkadan işte Edward'ınız işte Tomris'iniz efendime söyleyeyim Ramses'iniz YSG'niz dünya kadar işte okçu biriminiz hayvan gibi hasar çıkartırken siz rahat rahat Richard'ın tanklaması sayesinde rakibi hızlı bir şekilde eritebileceksiniz. O yüzden ön safa ihtiyacı olacak herkesin. Bu yüzden Richard'ı öneriyorum. Çünkü daha iyi bir ön saf ıı, komutanı henüz oyunda mevcut değil. Ha şöyle bir şey var. Konstantin var. Bir yerden sonra Konstantin'e sahip olabilirsiniz. 5-5-1-1 şekilde de kullanabilirsiniz. Ama yine de zaten kanyonda vesaire de iki tane ön safa ihtiyacınız oluyor. Yani Konstantin ikincil yani, yani ikinci ön saf olarak kullanabileceğiniz bir şekil olur. Konstantin'in arkasına Jandark'ınızı koyarsınız. Richard'ın arkasına altın anahtardan gelen martenizi koyarsınız. Sonra arka safa süvari seni süvari okçuysanız okçularınızı dizersiniz. Ve belirli bir seviyenin üstünde kalmaya devam edersiniz. Çok fazla komutan fullleyene kadar. Yani okçunun bütün komutanlarını fullersiniz. Ondan sonra belki Richard'a ihtiyacınız olmaz ama o zamana kadar Richard'a harcayacağınız kafaları düşünürsek ben 5-5-1-1 yaptım. Çok fazla kafada harcamış değilim. Çok uzun süre faydalandığım için ben bunu size öneriyorum. Ee, garnizon'da Karma Ordu'da kullanabileceğimizi söyledik. Richard DSG olarak Karma Ordu kullanabilirsiniz Garnizon'da. Az önce gösterdiğim yetenek ağacıyla. Çoklu Barbar'dan bahsettik. 3. ve KVK'da antik kalıntılarda çok karmaşık bir alan oluyor. Piyadesi de Richard YSG ile burada kill kasıyor. Okçusu da aynı şekilde yapıyor. Süvari için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Süvari antik kanıtlara girdiğinde Saladin YSG ile çok daha hızlı bir şekilde kill kasabiliyor. Ee, antik kanıtlarda kill kasma açısından piyadeyseniz mesela işte YSG'niz yoksa Alex çok verimli olacaktır. Hem müttefik kıtalara verdiği buff'la hem de işte düşmanın aldığı hasarı arttırmasıyla ustalık becerisiyle birlikte çok daha verimli olacaktır. Ha sizin YSG'niz yok. Alex'iniz yok. Ne yapacaksınız? Santuzu. Direkt Santuzu. Vazgeçilmez. Alana sarı verir. Santuzu'nun bir de en güzel yanı şudur. Bütün alana sarı veren komutanlar eklenen hedef başına %15 hasarından düşüş yaşar. Ama Santuzu'da böyle bir şey yok. 800 artı 200 artı her vurduğu hedef başına öfke kazandırması, Richard'ın daha fazla can yenilemesi Artı şurada %20 güçlendirmesiyle birlikte burada 1000 attığını gördüğümüz hasarın aslında 1200 olması. Yani mor komutan gibi görünüp de mor komutan olmayan mor komutandan daha fazlası olan bir komutanla aslında yine Alex'iniz, YSG'niz yoksa antik kalıntılarda veya kalabalık savaşlarda çok güzel kil kasabilirsiniz. Başka neler söyleyebiliriz? Yani şu özelliğinden de bahsedelim. Bu Richard'ın tanklığına tanklık katar. Yani marteliniz iyi durumda değildir. Anahtardan falan filan çok gelişmemiştir. Siz de Richard'a gitmişsinizdir. Alınan hasarı azaltması ve piyadeye sağlık bonusu vermesi de çok güçlüdür bu arada. Ee, devam edelim. Ha, Bir şey daha. Şimdi biz az önce dedik ya Richard'ı YSG ile de kullanabilirsiniz. Yoksa Santuz'u dedik. Ee, siz Santuz'unuzu ikinci bir kıtada ikinci KVK'da veya açık alanda bir yerlerde dövüştürken kullanıyor olabilirsiniz. Başka bir kıtada, başka bir komutanın arkasında, martelin arkasında vesaire kullanmak istiyor olabilirsiniz. O zaman Alex'iniz, YSG'nizin de olmadığı bir senaryoda neyle e, Richard'ı daha fazla efektif hale getirebilirsiniz? Mehmet'iniz vardır. Fatih Sultan Mehmet'iniz vardır. İlk iki becerisini 5 yapmışsınızdır. 30 level'a atmışsınızdır. 5-5-1-1 şeklinde Richard'ın arkasına koyarsınız. Deliler gibi hasar atarsınız. Alan hasarıyla da güzel kil kasarsınız. YSG'nizde şey Santuz'unuzda başka kıtayla değerlendirirken ikisiyle birlikte alan hasarıyla çok güzel alanda gezer, gezip hasar çıkartırsınız. Ee, başka neler söyleyebiliriz? Zayıf noktalarından bahsedelim. Zayıf noktası bu arkadaşın intikal hızı konusu maalesef yok. İntikal hızı azaltır ama intikal hızı yoktur. O zaman burada olayı neyle çözüyoruz? Tabii ki itemlerle çözüyoruz, eşyalarla çözüyoruz. Bu eşyalarda tercih edeceğimiz şeylerle çözüyoruz. Ben size hiçbir komutanınızı boş bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Ben Richard'ı çok fazla böyle hani birinci komutan olarak ön safta kullanayım, her alana sokayım falan gibi bir şey yapmıyorum. Arada bir antik kanıtlarda falan filan kullanıyorum ama Guan'ım olduğu için mesela antik kanıtlarda da kullanmaktan birazcık artık Geri tutuyorum onu. Richard'ı ne giydirirseniz bu işte eksi olan intikalizından şey yaparsınız. Yetenek ağacında birazcık intikalizm aldık zaten. Benim size önerim. Bir an önce ee, Richard'a şey yapmanız. Rüzgar aldı setini yapmanız. Rüzgar aldı bilekliği. Rüzgar aldı botu. Rüzgar aldı ee, kaskı. Rüzgar aldı göğüslüğünü yapıp hepsinden %3 intikal hızınızı alıp artık özellik patlatırsanız %4 alacaksınız. Aynı zamanda tüm seti giydirirseniz, 4 parçayı da giydirirseniz 4 4 8 16 bir 4 daha buradan geliyor %20 intikal hızı. %20 intikal hızı ne demek? Bakalım. Alex'in ne kadar intikal hızı bonusu varmış. Alex'in intikal hızı bonusu %30. Biz şimdi bu arkadaşın yetenek ağacından da intikal hızları aldık. Neredeyse piyadenin en hızlı komutanı bu arada Alex'tir. Neredeyse Alex kadar hızlı bir komutana sahip olacaksınız. Yani sonrasında vazgeçilmez olarak ne öneririz? Ben vazgeçilmez olarak Richard gibi bir komutana sağlık veren eğer e, şeylerden çıktıysa Kayıp Kanyondan falan kazandığınız sandıklardan çıktıysa kapı bekçisi ya da işte şey takip ediyorsanız Barbar Kamplarını falan takip ediyorsanız yine işte kapı bekçisi oradan. Parşömel kasabilirsiniz Ulaşamadınız yok Üzülmeyin yeşil şey var Yeşil kılıç var bir tane Hançer miydi bıçak mıydı bir şeydi ee, Dur bakayım nerede var Ha şunda Kutsanmış bıçak Bakın özellik patlamış haliyle %8 veriyor Zaten mavi bir eşyanın Kritik patlaması kolay olmuyor Yani ilk denk getirdiğinizde ilk yaptığınızda kritik patlatmak kolay olmuyor O yüzden kritik patlatılmamış Haliyle bu bıçak aynı etkiyi veriyor. %8 veriyor piyadeye. O yüzden bıçak yapıp uzun süre bıçakla takılabilirsiniz ta ki kapı bekçisinin kalkanını özellik patlatana kadar. benim genel olarak size önerilerim bu şekilde. Bunları tavsiye ediyorum. Richard'la ilgili anlatılabilecek her şeyi anlattığımı da düşünüyorum açıkçası. Ha eksik kalan bir şey olur, kafanıza takılan sorular olur, merak ettiğiniz bir şey vardır, atlamışızdır. mesela işte garnizonda Richard 1. 2. KHK'da Martelle çok görürüz. Yerine göre YSG ile görürüz. Onu söyleyelim. Onun dışında başka çok atladığım bir şey olduğunu hatırlamıyorum şu an için. Eğer bir şeyler atladıysak da sizin sorduğunuz sorulara ben bütün yorumları okuyorum, cevap vereceğim. Sizin aklınıza takılan şeyler olursa lütfen yorumlara e, sorularınızı yöneltin. Ben hepsine cevap veriyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like bırakmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.